Peki, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün psikoloji. Farklı farklı şey yapacağım. Bir tane, birinci yazım. Aldanma. Başlığı altında yazı. Allah Celle Celaluhu bile, Allah Celle Celaluhu bile Kabe'ye kafirler giremez derken, tamam, ne dedi? Giremez. Haram. Kabe'ye kim giremezmiş? Kafirler. Heh, öylelikle nasıl geldik? Kafirler Kabe'ye giremez. Haram. İman şarttır. Allah böyle derken, Allah'ın evlerine de diyorum size, şimdi saz ve cazlar var. Orada müzede ya, telif, müzik aletleri var. Bu haramdır. Çünkü şöyle demiş, telif aletler haram. Kimler gelemez buraya? Buraya. Hristiyanlar. Hristiyanlar, kitap ehilleri gelebilir. Mecusiler, ateşe tapanlar, münafıklar ve mürtetler gelemez buraya. Mürtet, yani İslam'a girip sonra inkar etmiş. Münafık da gelemez çünkü münafık, münafıklık için gelir. Ve gelemez. Tamam. Mürtetler gelemez. Dine girip sonra çıkan. Kanun. Peki, bunun dışında ben kanaatimi söylüyorum. Bu benim değil ya. Mürtetler gelemez İslam cemaatine. Münafıklar gelemez, ateşe tapanlar gelemez. Hatta bir Müslüman, Hristiyan, ehli kitapsa, şu anda Avrupa'da ehli kitap yok pekala. Bak Hollanda'da, ben 2004'ten beri Almanya'da, Almanya'da bulunuyorum. Sen belki Hollanda'nın bir şehrinde bulunuyor. Ve dert babasıyım. Dert babasıyım, tamam mı? İslam dininde kerahaten caizdir ehli kitap kadınla evlenmek. Ehli kitap. Avrupa'da ehli kitap kaç tane kadın var? Çoğusu ateist değil mi? Allah'ıyla dinle alakalı, kiliseyle alakalı var mı? Yok. Hatta kiliseye vergi vermemek için burada SSK gibidir. Orada kiliseye her ay 50 lira, 50 euro kesiliyor. Vermemek için çoğu dinden çıkıyor. Çıkmış yani. Bu sefer diyor ki kilise, nikahınızı ve cenazenizi burada kaldırılamaz. Yaşlı ve hastalarının dışında evden yok kesin. Yaşlı ve hasta. Mecburiyet. Mecburiyet neymiş? Başka çareleri yok, gidecek yerler yok. Yaşlı ve kim? Hasta. Hasta. Peki ne diyor? Hemen bana şey yok. Abi ehli kitapla evlenmek caiz. Ehli kitap mı senin karın? Ateist mi ehli kitap? İsa Aleyhisselam'a inanıyor mu? İncil'e. Peygamber'e inanıyor mu İsa Aleyhisselam'a? Daha ehli kitap. Çoğusu ateist. Bilerek söylüyorum. Nasıl konuşuyoruz? Arkadaşlar, işte bu fıkıh vesairelerde meşgul olduğum için sizin için ben veli nimetim. Bunları öğrenmeniz sizin çok uzun zamanınızı alır. Ben pat diye öğreneceksiniz. Daha bunu öğrenmeyeceksiniz. Basacaksınız, başka bir şey öğreneceksiniz. Tamam. Şimdi başka nereye götüreceğim? Allah bile, ya herkes gelebilir. Allah bile evine müminlerin dışında kimse gelemez. Peki camiler kimin evidir? Allah'ın evidir. Peki Mekke'nin nesidir bu camiler? Şubesidir. Değil mi? Oraya münafık, mürtet, mecusiler gelemez. Tamam. Şimdi aynı kanun, buraya herkes gelemez. Münafık gelemez. Ben şimdi ne yaptım?
Bu bana ait. Dershanecilik kültürüme ait. Şu andaki din demiyorum. Dershanecilik tecrübemi söylüyorum. 1980-2017 kaç sene oldu? 37. O tecrübemi söylüyorum. Burada bulunup da basit sebepler Ahmet'e Mehmet şuna buna kızıp çekip giden aylarca sene, aylarca olabilir. Senelerce bir yerde bulunmuş. Ortada kalmış. Kızmış olabilir. Evde kalmış. Gitmiş. Bırakmış. Derslere gelmiyor. Bir yerlere gitmiyor. Tekrar dönerse sorun yok. Fakat burada kızmış Ahmet Mehmet'e gitmiş başka bir şeye cemaata gruba dahi olsa o tekrar gelse bunu almayacaksınız. Çünkü zikzak. Bu zikzak. O gider zikzak değil. O dengesizliğinden değil, kızgınlığındandır, döner. Böyle muvazenin sizleri almayacaksınız. Çok şahitsiniz ki iltifat etmiyorum, almıyorum. Yakınıma almıyorum. Çünkü tecrübeniz olsun. Bir cemaattan geldikleri zaman geldiği yeri hemen tenkit ederler. Ya abi güya buraya rica etmek için. Orada, biz orada bulunduk. Ya orada şöyle oluyor ya. Ben çok şey yaptım ama yani burada yok elhamdülillah abi. Ben çok takip ettim seni. Bana diyor ya. Abi ben çok takip ettim ya. Yer yer bazı yerlerine gir. Ben artık buraya geleceğim. Ben geleceğini söylemiyor. Orayı tenkit ederek geliyor. Adınız gibi bilin. İsim soyisim gibi. Geldiği yeri nankörleyen, yediği tabağı pisleyen seni de pisleyecektir. Sen onun tenkidini dinledin mi? Ben dakika dukka. Seni de birisiyle tenkit edecek. Buraya başka bir gruptan gelenlerin istikrarlı gördüğünüz var mı? Ben hiç görmedim. Ve bu fiiliyatta da çok görülüyor. Biz burada da tecrübe ettik değil mi? Ya. Peki ne yapıyorum ben? Almıyorum ben. Mazbutu mu için cemaat? Ne olursan ol. Hayır. Git Mevlana'ya gidersin. Ne olursan ol. O Konya'daki mescide gidersin. Buraya gelemezsin. Hayatında zıkzak yapanın böyle istikrarlı yerde yeri yok. Niye biliyor musunuz? 20 tane iyi bir çocuk var ya Kur'an kursu hafızlık yapıyor. İyi çocuk. Yatılı. İçlerine bir tane ahlaksız, ailesini her türlü rezaleti öğrenmiş. İnternet, televizyonda da kepaze rezil olmuş. O çocuk, 20 tane çocuğun içine o girse tek, 20 tane çocuk onu düzeltemez, o bozuk tek çocuk hepsini bozar. Onun için yatılı Kur'an kursları da istemiyorum ben. Gitsin gelsin evine. Senin kontrolünde olsun. Akşam orada yatmasın. Abi niye? Karışma. Bizim çocuklar var abi, ondan nasıl diyeceğim? O bizim şey ya. Alıyoruz ya bizim. Kaç tane şeyden geçiriyor bunlar. Babasını biliyoruz, bilmem nesini biliyoruz. Ondan sonra kaç tane şeyden geçiyorlar haberi yok. Ortaokul diyeyim. Ne yapıyoruz? Peki en ufak bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Atıyoruz. Ha böyle titizse tamam. Birincisi bu. İkincisi titiz olacaksın. Baktın ki umumi hukuktur. Çocuk belli. Ocağı canlı olacak üstünde. Hissettiği anda hemen onu atacak. Bak bir daha kursa gönderdik. Kurs hocası bakacak 20 taneyi çocuk. Çünkü biliyorsunuz bir kamyon düzgün elma içinden bir tanesi çürüğü düzeltemez. Ama bir çürük hepsini bozar. Sırınca kurs hocası ne yapacak? Yatalım tamam yaptın tamam. Hassas olacak. Çok takip edecek. Hissettiği anda o ahlaksızı ya düzelir demeyeceksin. Düzelmez kardeş. Bunu gönder. Çocuklarda masumiyet var ama meymenet kalmadı. Nuranilik kalmadı. Televizyon, internet, cep telefonuyla. Yani internetlere gire gire çocuklar günahsız, masum. Bakın suratına beyazdır. Beyaz. Nuranilik yok. Albenisi yok. Soğuk. Soğuk ve itici. Öyle mi değil?
Çocuklar soğuk ve itici. Dün bir yerdeydi. İkisi de kardeş. Ama ötekisi büyük. Cep telefonundan düşmüyor. Meyvenetsiz. Yanıma da gelmiyor. Zoraki anne babasının şeyiyle. Ufağa o da giriyor ama daha o kadar bozulmamış. Meyvenet var, albenisi var. Yani bakın bir daha söylüyorum. Masumdur, günahsızdır ama nuranilikleri gitti. Yaşlanmadan yaşlandılar. Yaşamadan yaşadılar. Kurs hocası ne yapacak? Takip edecek. Bunu yapabiliyorsan aç. Yoksa açma. Yoksa siz de göndermeyin. Şimdi buraya hayatında zıkzak yapanı tenkit ederek bir yeri geleni almıyoruz. Gelemezsin kardeşim. Bir sürü Türkiye'de ve İstanbul'da her akşam 3000 küsür üzerine ders oluyormuş. Her gece İstanbul'da. 3000 küsür. Git kardeş. Bir cemaatte dikkat edin. Ne sorun olmuşsa başka yerden gelen kişiler çıkartmış. Böyle alışmış. Mescid-i Zirar kim yaptı Mescid-i Zirar? Münafık. Münafıklar yapmış. Nerede yapmış? Medine'de. Ya mescit yaptı ya. Mescit Allah'ın evi. Medine'de. Ne zaman? Kimin zamanında yapılmış? Peygamberimiz sağ. Mescit yapmışlar. Allah Resulü'nü camiye çağırıyorlar. Bundan daha makul ve masum. Ne kadar mükemmel bir hizmet olur mu? Allah Kur'an'ında ele alıyor. Ve bunun gibi olanları da göstermek için. Yusuf derken Yusufçuları. Firavun derken Yusuf dedik Yusuf dedi. Yusufçuk. Allahu Ekber. Firavunlardan bahsederken Firavuncuklardan bahsediyor. Değil mi? Yani şimdi diyor ki Mescid-i Zirar Allah Celle Celaluhu peygamberine yıktırırken yık onu dedi peygamberimize. Öyle mi değil mi? Allah'ın evini Allah yıkar mı? Hani bir ayette vardı. Neredeydi ya? Ben diyor sana demesem sen bile aldanırdın diyor münafığa. Tamam. Allah Mescid-i Zirar'ı Mescid-i Uluyar Ulat Mescid-i Zirar'ı münafıkların yaptığı mescidi ne diyebilirdi Allah? Ya Muhammed git o münafıkları az kaybet. Git o camiyi düzelt. Yani münafıkları def ettikten sonra orada tamam sizi mescittir demiyor. Git kökten sil. Lut kavminin yanında su içmeyi peygamber yasaklamış. Lut kavminin gölünün suyu. Allah'ın rahmetinin, zahmetinin, lanetin tecelli ettiği yer. O orada durur öyle. Çünkü ne develerinin sulanmasına, kardeş orada bir boyut var. Anladınız mı? Şöyle diyeyim. Nasıl anlarsınız? Ağaçların iradesi var mı arkadaşlar? He? Nasıl anlarsın Ersan? Seçme şansı mı? Ha, iraden ne değil mi? Ağaçların iradesi olmadığını neyle anlıyorsun? İraden ne? Değil mi? İraden yoksa anlar mısın? Yok. Aynen bunun gibi fizik dünyayı bu akılla anlaşılır. Fizik ötesi, metafizik. Yani bizim tabirle enfus alemine ait kalbi bir hayat olduğu için, kalple bilineceği için enfus alemini insanlar da bunun için anlamıyor. Bak Mescid-i Zirar Allah Celle Celaluhu peygamberine yıktırırken o namaz kılanlara yazıklar olsun meali icmalisiyle Kur'an'da derken feveylül lil musalli o namaz kılmayanlara demiyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun derken topluyor musunuz? Bir, Allah Kabe'ye müminden başka kimse giremez der demiş. İki, Allah Mescid-i Zirar'ı Allah'ın mescidini Allah için ya münafıkların yaptığı mescidi yıktırmış. Feveylül lil musalli o namaz kılanlara yazıklar olsun ayeti kerime. Ve Peygamber Aleyhisselam
kişinin namazı sizi aldatmasın. Bunları alt alta toplayın. Ne çıkıyor? Aldanmamak için bir. Aldanmamak için birinci yolunuz. Dört yöntem göstereceğim. Çok kolay. Munafığı da, zındığı da, alçağı da, çukuru da hepsini anlarsınız. Dört yöntem. Bu dört tane şey topladık mı abi? Mekke. Kafir mi? Giremez. İki. Mescid-i Zerar'ı yıktı. Üç. Feveylül-i-Musalli. Dört. O Peygamber Aleyhisselam kişinin namazı sizi aldatmasın. Dört tane delil getirdi. Şimdi hüküm şey yapıyorum. Aldanmamak için dört kaydı lazım doktor. Bir. Kim demiş? Kim? Kim yapmış yani bunu? Kim yapıyor? İki. Kime demiş? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tamam mı? Ne makamda? Kimlerle, nerede yapıyor? Dört. Ne maksatla, yani onunla neyi kastetmiş anlamak için kimleri karşısına almış, kimlerle beraber? Bak, şimdi dedi ki, abi tahtayı kullanacak mısın? Mesela kullanmak zorunda kaldık. Sonra ne maksatla? Şimdi onu eyleme dönüştüreceğiz. Dolduracağım onu. Bunlara bak. Yaptığına, söylediğine bakıp durmayın. Aldanırsınız. Benim yaptığıma, tamam mı? Benim yaptığıma, söylediğime bakıp durmayın. Hazreti Ali'den de bir tane de söyleyeyim. Hazreti Ali fitneye karşı savaşırken içinde, ordunun içinde bir fitne çıktı. Çıkınca yani uzun, hakem meselesinde. Hakemliği yapılması lazım. İçinde itizal edenler var. İtizal ettiler, ayrılanlar. Onlara mutezile denilir. Hariciler. Hariciler itizal ettiler, hariç oldular. Ne yaptılar? Kılıçlarının başına Kur'an-ı Kerim'in sayfasını geçirip, bak şöyle. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir ayetini onlara amblem, Hazreti Ali'ye amblem olarak söyleyip hücum ettiler. Ayet meali. Söyledikleri laf doğru mu? Doğru. Allah'ın ayeti değil mi?
Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafile ta kendileri de doğrudur. Hazreti Ali ne dedi biliyor musunuz? Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Yani bununla batıla hizmet eden doğru bir sözdür. Yani maksat, hedef batıl, yanlış ama yöntem doğru. Şimdi el hakku yalu ve la yula aleyh, yani lemahta geçiyor. Diyor ki, soru soruyorlar. Hak niye mağlup batıla karşı? Ustad diyor ki batıl hak. Hakka varmak için Müslümanlar yanlış yöntem kullanıyor. Kafirler batıla varmak için, batılı hakim kılmak için dünyaya doğru yöntem kullanıyor. O zaman ustad diyor ki batıl hakka galip değil. Hak yöntem batıl yönteme galip. Anladınız mı? Dolayısıyla zındıklar doğru yöntemle yanlışa muvaffak oluyorlar. Müslümanlar yanlış yöntemle doğruya muvaffak olamıyorlar. Neticede hak yetim gibi gözüküyor. İşte bunları topladığımız zaman adamlar ders yapar. Dershane açıyor ya. Adam bunu, cami açmış, cami. Adam cami açmış, mescidi, zira Allah ona diyor ki, peygambere diyor ki, git onu yık. İçini açmış. Cami açmış ya. Adam cami yaptıktan sonraki sahada, nasıl saadette. Şimdi dershane açarlar, ders yaparlar. Risale-i Nurvet ederler. Amena billahi ve billahi min ahir. Hizmet abi, hizmet. Abi hizmet ediyoruz biz de. Abi hizmet için açtık ya. Ya hiç sen Allah'tan korkmuyor musun? Risale okunuyor orada ya. Risale okunuyor. Mescid-i Zirar'da Kur'an okunmuyor muydu? He? Peygamberimiz zamanında yapılan mescitte namaz kılınmıyor muydu? En kamil ibadeti namaz değil mi? Kitap biliyor, namaz. Namaz kılanan yeri Allah dedi ki gitti onu yık. Çünkü bununla batıl kastedilen yer, mekan, hareket doğru. Bununla batıl kastedilen hak bir yöntemdir. Yönteme bakıp durma. Kim söylüyor bunu, kim yapıyor? Bir, okunca o dördünü dolduracağız, aldanmayacaksınız. Mesela mescid değer bir unvan mıdır? Unvandır abi. Peki diyelim ki şu anki bu mescid, mescid dirandır. Nasıl bileceğiz bunu diyelim? İşte onu okuyacağım işte. Mesela şu piyasada diyelim ki şurada bir yerde bir şey var ki, hani bu unvandır. Bu nedir bilmiyorum ki mesela bu unvandır. Tamam işte, unvanla giriyor mu girmiyor? Efendimiz de mesela bilmiyormuş ki, Allah onu tarif etmiş değil mi? Evet. Demiş. Ustad da demiş ki, işte burada, söyleyene bakma demişler. Söylenene bak. Bu yanlış bir sözdür diyor. Sözlerden getirdim. 25'in sözü. Bunu okuyorum ya. Biraz daha gideyim anlar. Soruna cevap olur. Nasıl? Bunu dolduracağım abi. Yani bunu dolduracağım. Bunlara bak bak. Yaptığına, söylediğine bakıp durma. Adam mescit yapmış. Allah yıktırmış. Senin için manidar değil mi bu? Adam mescit yapmış. Resulullah'a teslim etmiş. Resulullah'a davet ediyor. Gel burada namaz kılın diye. Allah yıktırmış. Manidar değil mi bu? Manidar. Fiil doğru ama yapanların maksatları yanlıştı. Doğru fiil neye benzer? Doğru fiil aynı şuna benzer. Balığa atılan yem gibidir. Balığa yemi yediriyoruz. Niye? Onu yemek için. Balığa yem veriyoruz. Yemliyoruz yemek için. Merhametimizden değil. Yani feda edeceksin balık için. Feda edeceksin balık için. Bize de bazen yem olarak bize de yemlerler, tamam mı size? Bu için dolduracağım. Bazen yem atarlar. Ne yaparlar? Kâf dershane açarlar. Bizi davet ederler. Kâf para vermeye kalkarlar.
kah hizmete adam taşırlar, getirirler. Yani zahirde hayır hah, hayır hahlarımız gözükürken sen bunlara bakarsan adam getiriyor ya, para veriyor ya, dersen açıyor adam. Koca bina yaptı, bize teslim etti. Sırf bu fiile bakarsan yemlenirsin. Nereye bakacağız? Şuna bak. Yaparken nerede, kimlerle, ne için, kimlerin yanında, kimlerin karşısında, sen bunlara bakarsan aldanmazsın inşallah. Şimdi bu adam, o dershane yapıp bize teslim eden, onlara soracağız, fiile bakacağız. Nerede? Nerede yapılıyor bu? Nerede bu? Kimlerle beraber o zat? Kimlerin karşısında, kimlerin yanında? Kimleri karşısına almış, sen bunlara bakacaksın, aldanmayacaksın inşallah. Biliyorsun çok kaygan, bu zaman bak ya, çok kaygan, fırtınalı, hak batının karmalaştığı fitne-i ahir zamanda yaşıyorsunuz. Çok kaygan, çok fırtınalı, yanlışın doğruyla, hakkın batılla, hizmetinle, hezimetle, rahmetle, zahmet, çok ince çizgilerle ayrılmış. Keskin yok. Tutunduğun dal, yılan olmasın, rehberin çakalı olmasın. Şadi Şirazi söylüyor, affedersiniz, aynı söylediğini söyleyeceğim. Kusura bakmayın, Şadi Şirazi söylüyor. Kimin rehberi çakalsa, onun burnu boktan kurtulmaz. Çünkü o burun oraya götürür. Çünkü burun nereye götürecek ki? Çakalın burnunu nereye götürecek ki? Eğer diyor kişinin rehberi çakal olursa sen de böyle bir yere gidersin. Son durak orası. İşin, fiilin, kişilerin istikametli ve doğru olmalarının ölçüsüne dörttür. Şimdi seninkisine geliyor. Doğru mu diyor, yanlış mı? Bir daha. İşin, bu adamın işi, adamın fiili, adamın konuşması. İstikametli mi bu adam? Değil. Ona bakacağız. Bir, kim demiş? İzah edecek şimdi. Kime demiş? Ne maksatla demiş? Ne makamda demiş? İzah ediyor. Kim yapıyor? O işi kim yapıyor? Kimin için yapıyor? Maksadı nedir? Kimlerle yapıyor? Kimlerle yapıyor bu işi? Devam ediyor. Kimlerle yapıyor? Devam. Ters yazdınız herhalde abi. Maksadı nedir? 4'te yazıyordu, siz 3'e yazdınız. Nasıl abim? Ne maksatla en sonda diyor. Maksadı makam. Tamam. Şunu değiştireceğiz abim, değil mi? Çok güzel.
Devam ediyorum. Kimler düşman ona? Kimler ona düşman? Devam. Kimler onun dostu? Şimdi dershane yapıyoruz. Dershane anlatıyorum şimdi. Camiye de uygula. Kim yapıyor bu işi? Sözüm köşkü değil. Uygulamanı yapalım mı? Bir de şey var. E tamam olsun silersin. Sözde köşkü. Evet. Kim yapıyor? Sözde köşkü. Kimin için yapıyor? Risale-i Nur hizmetini yaptığını söylüyor. Evet hocam. Belli değil daha. Risale-i Yok, ha. Kimin için yapıyor sen? Kimin için yapıyorsun? Kimin için yapıyor? O dediğin aşağıdaki olacak. Üçüncüsü olacak. Maksat Risale-i Nur yapmak. Tamam da kimin için yapıyor? Kimin için yapıyor? Belli değil şimdi bakın. Sonra tespit edeceğim. Kim yapıyor dediniz? Malum. Tamam. Kim yapıyor? Malum bakın. Kimin için yapıyor? Allah için yaptığını söylüyor. Tamam. Şöyle yapalım. Kim için yapıyor? El cevap. Kim yapıyor? X. X'ler. Kimin için yapıyor? Allah için diyor. Allah için diyor. O. O diyor. Biz itham etmiyoruz. Maksat hizmet. Maksadı hizmet olsun diyor. Diyor. Şimdi bam teline geliyoruz. Bu ihlas. Kimlerle yapıyor? Yanında kimler var? Kimler ona düşman? O şu X'e. X'in yanında kimler var? X'in düşmanları kim? X'in dostları kim? En alttaki bütün hepsini değiştirebiliyor. Değiştiriyor. Allah için mi bakıyorsun ki kimlerle yapıyor? Allah için olamaz bu iş bunlarla. Mesela bak. Feveylül lil musalli. Namaz kılıyor. Takvalı. Zekatını veriyor. Fedai. Mesela Resulullah'tan iş yapayım da nasıl? Sahabeden daha fazla savaşıyor. Adamın adını unuttum. Zındı. Resulullah. Ya Resulallah. Ferhancı acayip savaşıyor, cihat ediyor. Ondan sonra hayır dedi, cihat etmiyor. Ondan sonra yaralandı, şehit oluyor ya Resulallah. Hayır dedi, o mürtettir diyor. Ya Resulallah bizim için savaş, bizimle beraber kafirle savaşıyor. Devam edin yanlarına gittiler. Sen niçin savaştın? Yok dedi, ben din için savaşmadım. Benim hurmalıklarım vardı dedi. Onlar zalim. Siz adaletlisiniz diyor. Siz burada hakim olduğunuz zaman ben hurmalıklarıma sahip olacağım. Onlar zalim dedi. Geldim elimden alacaklar. Ben din için savaşmıyorum. Ben dedi hurmalığım için savaşıyorum. Siz din için savaşıyorsunuz. Ben din için savaşmıyorum. Evet, adam öldü. Ama onların yanında ve on sahabelerden daha acayip savaşıyordu. Ha? Şimdi adam gece teheccüde kalkıyor, zekat veriyor. Acayip takvalı. Çarşaflı da belki de. Vesaire. Adam faizden imtina ediyor. Böyle bir adam. Mektubatta geçiyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَّا لَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ayette ne diyor? Kime zalime? Taraftar olmayın. Hafif meyletseniz dahi fetemessekum yani temas etmeyin. Onlara şey yapmayın. Yani dokunur size. Değil taraftar olanı neyle zecrediyor diyor mektubatta? Eyle.
meyleden idi. Hangi mektuptadır gösterebilir misiniz bakalım o ayeti? Mektubatta geçiyor. Hadi bakalım. Bir tanesini de ben söyleyeyim. 20 kaçıncı mektup? 21 mi? Ha? Hayır. Atıyorsun tatayın tüfeği gibi. Açım. Bulun. Vela terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunlar. Ne olabilir? Hangi mevzuda bu geçmiş olabilir? Şey şeytanı yazdı değil mi? Bak şu kadarını da söyleyeyim. Sayfanın en altındadır. Sağ tarafta en alttadır. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki o takvalıya geliyorum gene. Takvalı zekatı veriyor vesairesini veriyor. Peki vicdanda ne vardı? Vicdanda görün diye vicdanda 1, 2, 3, 4 his, irade irade zihin his altı desteği şeytanı nerede? Altı desteği şeytanı neresinde? Bul mektuba tabi kaç sayfa? 413 oku neyi okuyayım? Vela terkenu ilellezine zalemu fetemesekumunlar. Oku altını. Şu altıncı kısım ins ve cinin şeytanları. Değil orası. 27. mektupta. Tamam onu da şey yapıyor. O konunun ayetini aldı. Kardeşim o şeyler var ya tokatlar şeyler. Bak şimdi. Hem o bulurken. Şurayı gösteriyorum size. Başka kalem yok mu? Şey getirsene yukarıdan. Hep böyle beni kıvırattırıyorsunuz. Bak burası neydi? Gözünüz görsün diye yapıyorum. Bu? Marifetullah. Bu? Marifetullah. Muha. Be. İki tane kaldı. Bulduk lan. 361 ben. He? 361. Oku altını. Ayet-i kerimesi fermanı ile. Ne diyor? Ayet-i kerime fermanı ile zulme değil yalnız adet olanı ve taraftar olanı. Şöyle dursun. Taraftar ol. Edna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Tehdit ediyor Allah. Allah diyor ki cehennem dokunur size. Şimdi söylüyorum size. Adam takvalı namaz kılıyor. Teheccüde bir şey yapıyor. Bu var. Allah'ı çok seviyor. Bu da var. Ama burada Allah düşmanlarıyla beraber. Mesela Allah Kur'an'da faiz haram diyor. Açık değil mi? Açık ifadelerde iştahat olur mu? Olmaz. Adam diyor ki din adına, dini cemaat faiz helaldir diyor. Başka bir dini cemaat banka kuruyor. Ve bütün etbaanı bulaştırıyor faize. Bulaşmayan kimse kalmamış. Yani bankaya bulaştırmış. Bu var mı? Allah muhabbeti var mı? Deyince Allah ayetinde diyor ki diyor ticaret helal, alışveriş helal, faiz haramdır. Resulullah ne diyor? Faiz yeni. Malum. Değil mi? Dehşetini almak istemiyorum. Söylediğini. Ve Veda hutbesinde neyi ayağının altına aldı? Milliyetçiliği. Milliyetçiliği aldı. Başka? Köleliği. Kadınlar. Faizi aldı. Başka? Köleliği aldı. Menfi milliyetçiliği aldı. Kan davasını aldı. Ayağının altına aldı. Faizi de aldı. İlk kaldırdığı faizi kimindir? Amcasının faiz meselesini. Alacağını iptal etti. Hazreti Hamza'nın mı? Yok.
Abdullah mıydı? Abdullah babasıydı. Abdullah. Bir amcasının bir tanesinin hangisi olduğunu şu anda ismini bilemiyorum. Amcasının faiz alacağını ortada feshetti yani. Peki Allah diyor ki haram. Allah diyor ki helal. Allah'ın helal dediğine haram diyen, haram dediğine helal diyenin mabetullah olur mu? İmanı komple fesholur. Büyük bir sayı 5897 çarpı 0. Ne yapar? 0. Ya olur mu ya? 0 işte. 0. Çarpı 0. Hani takmalıydı? Ne için oldu o? Allah düşmanlarına yanaşmayın diyor. Allah'ımız diyor ki düşmanlarımla beraber olmayın. Adam Allah'a isyan ederek Allah'a yakınlaşacağını, Allah'ın tersini diyerek Allah'ın dinine hizmet olduğunu iddia ediyor. Abes saf Müslüman, bu kadar mı salaksın? Bu kadar mı salaklık olur? Bu kadar da olmaz ki ya. Adam Allah'ın yasak ettiğini yaptırarak Allah'a hizmet ettiğini, Allah'ın haram ettiğini yaptırarak dini hayatı size yaşattığını söylüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle Müslüman olur mu? Sorsa bir bildiği var. Aslan abi şu CHP'ye oy meselesi de olabilir mi onun için? Tabii aynı şey. CHP şu anda evet hayır demek siyasi parti seçmek değil ki. Çünkü siyasi partide Kemalizm kalsın mı kalmasın mı? Bu ya Lazcası bu. Arka formatını söyleyeyim. Ve bak bakalım 80 anayasasını yapan Kenan Ermeni yaptı. Askeri cunta yaptı. Yani ihtilal komitesi yaptı bunu ya. Hiç mi anlamıyorsun? Ama ben için okudum. Hayır. Arkadaşlara söyledim okuttular. Dediler ki dedim rapor verin bana. Kime okutturdum? PKK'ya okutturdum. FETÖ'ye okutturdum. DHKPC'ye okutturdum. Tamam. İsrail'e okutturdum ben. Müslüman şaşırma. İngilizlere okutturdum. Amerika'ya okutturdum. Dedim ya bana bir orada onlar benim arkadaşlarım. Amerika benim arkadaşım. İsrail benim arkadaşım. İran benim arkadaşım. İran. Hele 3 devleti okutturdum. İran'a, İsrail'e, Amerika'ya okutturdum. PKK'ya okutturdum. DHKPC'ye okutturdum. PKK'ya okutturdum. Bu evet hayır reformun içini bana söyleyin dedi. Okuduk arkadaşlar dedi bana. Ne diyorsunuz siz de? Biz hayır diyeceğiz dedi. Ben de sizin yanınızda değilim. Okumadım içini ben. Hakikaten okumadım. Ne diyorsun sen? Hayır. Ben evet. Sana muhalefet için. Düşmanları kim? Ha. Kimler onun dostu? Kimler onun düşmanı? İşte eğer bunu belirlersen buradasın. Yoksa laptey gidiyoruz. Bugün en çok bu meseleye direnen Almanya, Avrupa Komple Birliği'nin temsilcisi, münafıkların temsilcisi İran, kafirlerin temsilcisi İngiltere, Amerika ve İsrail. İsrail İran'la beraber. 15-20 sene önce kasetlerimle geçecek. İran'la İsrail aynı. O dalaşıyorlar Amerika'da şöyle abi fuzatan böyle. Onlar hikaye. Böyle dalıyor mi? Hikaye. O İran. İran'ın yaptığı bütün füzeler, nükleer şeyler hep Türkiye içindir. Çünkü İran tarih boyu hiçbir zaman kafirle savaşmamıştır, ehl-i sünnetle savaşmıştır. Hiçbir tane kafirle savaşı yoktur. Şu anda ehl-i sünneti katlediyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamani 9 sünni öldürürseniz cennet var ediliyor. 9 tane sünni. Almanya niye direniyor? Almanya bugün PKK'nın bütün finansörünü yapan o. Bütün o devlet erkanlarının memleketi giriş yasasını koyan o. Türkiye'nin devamlı köle olmasını istiyor. Türkiye'nin düzelmesini istemiyorlar.
Türkiye'nin bürokrasi olsun, tıkansın ki arada biz girebilirim. Bürokrasi olduğu yerde farklı eller olabiliyor. Onun için başkanlık sistemini zannediliyor ki normal bir şeyde bir hükümet seçimi değil ki bu. Bu, ben size rahatça söyleyebilirim. İmanınızı sorguluyorsunuz. Devam etsin mi etmesin mi? Lazcası bu. Allah taraftarı mısın, ister taraftarı mısın? Bir tanesi ne dedi diyor? Ya buna dini katmasanız olmaz mı? Dinin geçmediği yer söyleyin bana, katmayın. Sen bir eylem yapacaksın, bedeli olmasın. Allah nasıl soracak sana? Tuvalete bile gitmeyi din sana söylüyor nasıl gireceğini. Şimdi bir eylem yapacaksın, neticesi milleti alakadar ediyor, alem İslam'ı alakadar ediyor. Allah sana diyecek ki, ya burada tercihin dinle alakası yoktu, onun için bu tercihinle Türkiye'de şu neticeler oldu, alem İslam'da bu neticeler oldu. Dolayısıyla sana hesap sormuyoruz. Yani bana bir şey söyleyin ki Allah hesap sormamış olsun. Aldığımız nefeste soracak mı, sormayacak mı? Bir, nerede kazandı, nerede harcadı? Öyle mi? İki, başka neyi soracak? Nerede kazandı? Ömrünü nerede telef etti? Üç, kimle dost oldun, kimle düşman oldun? Dini katma. Din hayatın hayatıdır. Dinin olmadığı yer söyle bana. Din zaten huzur içinde midir abi? Seçim de huzur için yani. Şimdi dinin olmadığı bir yer söyleyin. Buraya din hükmetmesin. Tuvalet hükmediyor mu? Ediyor. Ayakkabı nasıl giyeceğini? Ediyor. Nasıl evleneceğini? Nasıl tüküreceğini, kabirini, hepsinde dili vardı ondan. Fakat öyle bir ciddi neticesi var, hem Türkiye'yi hem alem İslam'ı alakadar ediyor. Ama bu işte ben, tamam sen istediğini yap, ben karışmıyorum. Allah buna hüküm getirmesin. Peki ben niye bu kadar safım, niye bu kadar aldanıyorum? Bunun sebebi, gerekçesi mi sana? Çünkü saf ve aptallarla beraber oturup kalkıyoruz. Dostunu, düşmanını bilmiyoruz. Ulusal televizyonlarla, FETÖ'nün televizyonuyla vesaire televizyonu dinleye dinleye beyinleri onunla dolduğu için onların ağzıyla konuşuyor. Onların kafası olmuş. İşgal altında, akıl işgal altında, kalp işgal altında işgal edilmiş. 80 sene denisiyle bitir. Şahin düşündüğü ya, marifet var mıdır diyor değil mi? Yani cevap yoktur diyor. Niye? Daimler kötü şey düşündüğü için. Evet. Şimdi aynı onlar da hep kötü şey düşüne doğru şey düşünemiyorlar. Doğru. Ama Müslüman, ustad ne diyor biliyor musun? Müslüman namı altında olanlar diyor. Peki, bunu da yazayım, şu cümleyi okuyacağım, keseceğim. Şimdi şunu yazıyorum. Bana imanı söyleyin. İman nedir? Hakkı tasdik. Abim? Hakkı tasdik. İman iyi zannedir. Nedir? İzan. İzandır. Peki. İzan nedir? Söyle. Hakkı kabul ve tasdik. Hakkı kabul ve tasdik. Ve tasdik. Peki. Şimdi imanından bahsediyorum. İslam. İslam nedir? İltizamdır. Çok güzel. İltizamdır. Peki. İltizam nedir? Hakka taraf geldi. Hakka taraf girdik. Sonra teslim ve inkiyattır. Neymiş? Görüyor musunuz? Kapatıyor muyum şimdi? Ha. İman nedir? İman
İzandır. İzan nedir? Hakkı kabul ve tasdik. İslam nedir? İltizamdır. İltizam nedir? Hakka tarafgirlik. Sen batıla tarafgir oldun. Bu inkiyat nedir? Eylemdir. Sen teslim olmadın. Gittin adama teslim oldun. Bir bildiği var dedin. Hocanın bir bildiği varmış. Allah'a bildiği yok. Haşa. Ya dinimizde haram bu. Faiz haram. Tamam. Şunlar haram. Adam öldürmek haram. Tamam. Peki adam nereye tarafkir? Hakka değil. Niçin oluyorsun? Bir bildiği var ya. Peki İslam dininin bildiği yok mu? Siz diyor söze bakıp durma, fiile bakıp durma. Bu kim? En güzel gösteren kim bunların düşmanı, kim bunun dostu? Onun için söze bakıp durma diyor usta. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda? Ne maksatta demiş. Ha? Şu sorabilir mi Hasan abi? Muhabbetullah. Şu bağlantı kurduk ki iman nedir diye. Fezli çakmak. Dört. Feto dördüncü rüknüdür. Kendisinden sonra çıkacağı. Süfyanet'in dördüncü rüknüdür. Zemininin son halkasıdır. Bu da ne yapacak? Dinden tecerrüt etmiş, dinden ayrılmış marifi rehber yapacak. Şiddetle tamimine çalışacak. Muallimleri ve öğretmenleri rehber yapacak. Onun silahı şey olacak. Öğretmenlerle hocalar olacak. Yapılan yani ilim yapacak. Bunun işi ilimle yapacak. Subay yetiştirecek ilim. Öğretmen mesela bu orduyla yaptı. Şu anda mesela PKK ile beraber. Süfyanet'in dördüncü rüknü. Bu nerede yazıyor? Birinci emirda 206 ve 208'de var. Birinci mi ikinci miydi? Bakayım emirdan nerede? Burada yok. Bana verin hemen. Bir de değil mi? Doğru söyle. Evet. Emirda 206 ve 208. O 2012'de tokat diyecekler diyor. 2013'te tokat diyecekler. 2014'te tokat diyecekler. 2015'te yemeyecekler. 2016'da ortadan kalkacak yani. Yani hakimiyeti kalkacak. Tabii efradı devam edecek de o hiçbir zaman zındığın kanuniyeti sıfırlamaz ama hakimiyetleri 2016'da bitecek. Tamam. Peki bunu Süfyaniyet'in dördüncü rüknü ortadan kaldırmak normal sıradan bir adam mı yapacak? Onun da bir unvanı olması lazım. O da bir şahsiyette gelmesi lazım. Onun da bir ismi var dinle. Onu da ortadan kaldıracak Cehcaht'tır. Ve Mehdi'ye inkılap eder etmez. Muhabbetullah o Cehcaht'a bakıyor o zaman mesela. Kesinlikle bakıyor. Onun söylediği tarafa taraftar olmak dinidir. Dindir. Sonra müşahitullah sefer. Şimdi o yok. Muhabbetullah olmayınca Allah'ın ne deniliyor buna? Onun şeyini yazayım. El hubbu fillah el hubbu fillah ve bu zu fillah. Belki yanlış yazdım ama telaffuzumu dinleyin. El hubbu fillah vel buğzu fillah, buğul. Yani Allah için dost, Allah için düşman olacaksın. Olmadın, Allah düşmanlarının emrine verdiği için inna teynada neydi? Dört tane rüknü vardı şeyin. Dört rüknü? Süfyaniyetin. Süfyaniyetin dört rüknü, Deccal'ın dört rüknü var Süfyaniyetin. Dört rüknünün üçüncü rüknünü almış. Ustad benden sonra çıkacak diyor. Üçünü kendi isim veriyor. Kendisinden sonra çıkanı da ne yapacakmış diyor. Bir. Risalet Ahmedi inkar edecek diyor. Namında bir Süfyan namında bir zat çıkacak diyor. 15. mektupta. Risalet Ahmedi inkar edecek. Yani la ilahe illallah diyecek. Tamam. Muhammed Resulullah'a gerek yok diyecek diyor. Sonra
Bunun iddiası 15. Bir de 200 Altemir Dağı'nda diyor ki siyaseti İslamiye'ye ve 208 siyaseti İslamiye'ye ve şair İslamiye'ye hücum edecek. Şair İslamiye nedir? Namazdır, tesettürdür, dini alametlerdir. Müslümana taraftar olmak bunların başıdır. Bir Müslüman, bir alim, bir hoca Müslümanlara sahip çıkar. Alim İslam'daki bir alimin hastalığına, ölümüne sahip çıkar. Bu adam ne yapacak? Nerede zındık varsa, nerede İslam düşmanı varsa ona sahip çıkacak. İsrail'in Cumhurbaşkanı öldüğü zaman asrın en büyük lideri, Almanya'da çıkan gazete, kıpırında söylüyorum. Yok diyenler, şu göndersiniz sözünü bana. Bu yatıran yok mu? Cumhurbaşkanı neydi? Yok şu an Şarlı değil. Yatayao. Da yeni. Yeni öyle. Bunlar işte Van Minik'te çaktı ya adam. Şarlı mıydı? Ha o. Kim işte? Arias Şarlı. Perez. Şimdi Perez. O öldünce Avrupa'daki Zaman Gazetesi'nin manşeti şu. Asrın en barışçıl ve en 100 senede bir gelebilecek liderini kaybetti. Ondan en barışçıl. Fakat alim İslam'da bir alim ölmüş, hiçbir tık bile yok. Ha, ne yapacakmış? Bir de 15. mektupta Risalet-i Ahmedi inkar edecek Süfyan namında bir zat gelecek diyor. Yani la ilahe illallah diyecek, Muhammed Resulü demeyecek. Ben eylemini yapayım, göstereyim. Belçika'da, Lüksemburg'da, Hollanda'da, Almanya'da, Amerika'da, Google'da var bu. Ezan okutturuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Şeden la ilahe illallah. Hayanu selam. Hayanu selam. Hayanu felak. Devam et. Ne eksik okudum? Muhammed'e. Eşheden ne Muhammeden Resulullah. Okumadın dedikleri zaman. Ay unuttum dedi adam. Belçika'da unuttu. Olsun. Lüksemburg'a geliyor. Hayyanel felem ke. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Orada da eşheden ne Muhammeden Resulullah'ı unuttu. Burada da okumadın o kardeş dediler. Unuttum burada da ya. Ya aynı yeri unutuyorsun. Vay 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 tesadüfe bak. Peki Hollanda'da da okudum. Orada da unuttum ya. İşte böyle işte. Benim uyar demiş yani. Hani böyle diyor. Orada bana işaret et bak burayı. Ama senin takip edecek. Amerika'da da unutmuş bu ezanı. Ezanda Eşhedene Muhammed Resulü unutmuş. He? Unuttun he? Unuttun. Biz de yedik ya. Ha, ne yapacakmış? 15. mektupta Risaleti Ahmediye inkar namında bizzat çıkacak diyor. Ama Muhammed'in Risaleti inkar edecek. Peki eylemi ne olacak? 208 Emirdağ'ında bu zat siyaseti İslamiye'ye ve şair İslamiye'ye hücum edecek. Yöntemi ne kullanacak? Dinden kopuk bir eğitimle ordu kuracak. Eğitimle yapacak her tarafı. O da 5. şuada söylüyor. Sen 15. mektupta o da yok burada. Ha? 15. mektupta yok burada. Yok mu? Peki Mehmet'im, mektubatım nerede? Benim eski mektup değil mi bu? Peki, yani eski. Yeni baskı değil. Eski. Tamam. Peki Mehmet'im, canım kardeşim nasıl yok? Sayfa 56'ya çağır mısın? Toshiban benim. Birisi, bak okuyayım bu kadar. O hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki ceyranı kuvvet bulacak dinsizliğin. Bu dinsiz olacak bu adam. Müslümanla alakası olmayacak bu. Birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında bir müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek. Münafık olacak ve onu dinleyenler münafık olacak.
Münafıkların başına geçecek. Ne yapacak bu? Şeriat-ı İslami'nin tahribine çalışacaktır. Bir de bir kitabında bir şey mi diyor demiştiniz abi? O şey var. La ilahe illallah demek tamam. Muhammed Resulullah demesin de olur. Hangi kitabı abi? Biz de görsek. Şeyde, o kitabın adı... Mektubat da 5. meselede yine. Şey. Mektubat? Ben burada hani la ilahe illallah desen olur mu orayı açtın. Hadi. O kitabın adı 40 testi miydi? Sizde var mı abi o kısım? O şeyden vardı da millet yanlış anlar, ibret alem göstermek için diye kütüphane önüne koymuştum böyle, çizmiştim altını. Kaldırdım attım yani de. 40 testi mi neydi? Yoksa sonsuz nurda mı neydi? Öyle bir kitabında la ilahe illallah deseniz, Muhammed olsa demeseniz de olur. Şimdi şey de söyleyeyim. Tamam, bir şey diyeyim. Ha? Bir şey diyebilir miyim? Mesela biz bunu Fethullahçılara dediğimizde onlar da şey diyor. Hudeybiye anlaşmasında mesela Peygamber Efendimiz'e Muhammed Resulullah değil de Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yazdırmışlar. Onu öne sürüyorlar böyle. Tabii. O da kendisi inkar şey yapıyormuş böyle. Şimdi 23 senede Peygamberimizin artık dinini şimdi tamamlandır dedi. O zaman sahabeler dedi ki vefat edecek. Tamam mı? Dinin mukaddemesinde ilk önce namaz farz değil. Dinin 10 senesi Peygamberimiz sana namaz farz değil. Sen peki ilk 10 seneyi alırsan namaz kılma. He? Çok güzel bir ölçü. Ne oldu şimdi? Namaz farz değil. O ilk 10 senesini alırsan namaz farz değil. Din bitti diyor. Bugün yine dine indallahil İslam. Ben size hatırladım. Bugün dininizi tamamladım. Mükemmel buldum. Bak tabii niyetim. Yapacağı, fiil yapacağı söylüyor. Şair İslamiye'ye İslami gelişen, İslamiyeti barındıran İslami filiz var ya, siyaset. Şair İslamiye. Şair İslamiye nedir? Söyler misiniz sayın? İslam'ı hatırlatacak ne varsa. İslamiyeti hatırlatan bir başörtü. İki. Minareler. Üç. Faiz. Namaz. Okay. Yani dini hayat. Adam namaz kılma, içki iç diyor. Bazı kızlara da avlamak için subayları veya savcıları şu yöntemleri yap, kamera çekilsin. Ona ne diyorlar? Onu yapıp santaj. Bu da din olmuş ha. Mahkemede itiraf etti kız, kadın kendisi. Bu işi ben yaptım diyor. Bana yaptırdılar. Mahkemenin itirafı. Bu iddia değil. Mahkemede kadının itirafı, okudum ben. Mahkeme katibi bana bir tane numune gönderdi. Buyur hocam dedi. Gizli geldi. Kim gönderdi bilmiyorum. Gönderdi. Bana ben şuna yaptım falan yerde falan tarihte. Bunu zaten şey söylüyor ya. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek onların tek tek nerede, isimleri de söylüyor galiba. Bak. Şair İslamiye'ye 2. Siyaset-i İslami'ye darbe vuranlar. 12-13. Siyaseti İslami böyle gelişmeler var ya, filizler. Böyle İslami böyle. Onların kafasını koparacaklar. Siyaset-i İslami'ye darbe vuracaklar. Peki bu ne yapacak? Dinden orayı da okuyayım da keseyim madem şey yapıldı. Şu anlarda kaçıncı sayfaydı? Emirdar 208 demiş. Yok, o tamam. 5. Şuada 208 okudum biraz önce abim. Tamam. Süfyan'ın 7. olacak. 7. mesele. Süfyan. Okuyorum. Mim Kemal alim miydi? Alim. Değildi. İlim olarak. Alim değildi. Siyasi deha diyor. Aldatmak da iş görecek. İkincisi de oydu. Üçüncüsü de o. Bak, rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. Büyük olacak. İlmiyle tanınacak. Büyük bir alim. Subay olacak değil. Alim olacak diyor. İlmiyle dalalete düşer. Subaylığıyla, rütbesiyle değil. Çok alimler ona tabi olacaklar. Bitti. Vel ilmu indallah. Bunun bir tevhiri şudur ki başka padişahlar gibi ya kuvvet
veya kudret veya kabile veya aşiret veya cesaret, cesaret de değilmiş ya, çok öttekmiş, cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde bu ne yapacak? Zekavetiyle, fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder, etrafında fetvacı yapar ve çok muallimleri, ordusuna bak, çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip tamimine genişlemesine dünya yüzünde, tamim geniş sahada yaymasına şiddetle çalışır demektir. Nasıl bir tarif etti abi ya? Adam atıtıyor mu tutmuyor? Tam oturuyor ya. Bir fetullah dememiş. Bir fetullah dememiş. Bunu da sanki bunu ben yazdım diye bana ucum diyorlar. Peki abi bu şeyle birinciyle bu son dördüncüyle çan arasındaki fark. Hani birisi direkt dini ortadan kaldırıyor. Apaçık. Düşmanlık yapıyor ama bu dördüncüde münafıkan var. Dini değiştirdiği için mi? Yok. Dini yani Üstad ondan var. Ben merak ettim. Mehmet ya. Kaç tane Mehmet var? 3 tane. Ortanca Mehmet. Şimdi bu bana benim tespitim. Kitabı değil. Kitaptan okumadım. Bana i̇şte Asıl yani ben onu bilmiyordum mesela. O beşinci okuyoruz ya. Alim olacak şu özellikleri var. Sen bunu bilmiyor muydun? Yok. FETÖ 15 işte o 27 Aralık'tan sonra önceki halini bilmiyordum bize. Tamam. Şimdi son yüzünü görünce artık hani Risale-i muvaffak olmaya başladı. Şimdi bu kadar dedim iyi dinleyin ama benim araştırma aldığım ehillerindeki bildiğim ta tepe kısmen tepelerde vazife yapmış kişilerin ulaştırdık. Dedim ya bu kadar dersler oluyor, bu kadar yer gösteriyoruz. Tamam. Bu kadar dinin açık haramını, başörtüyü kaldır diyor. İçki iç diyor. Zina yap diyor. Ona blöf yapacağız diyor. Faiz bankası kuruyor Asya Bank diye. Ya bu kadar dine muhalefet ettiği halde ulan din adına, hani dünya saltanatına değil, din adına bunlar nasıl tabi oluyor diye hafsalam almıyordu. Ya nasıl gidiyor bu takvalı, dindar gözüken, tamam mı? Güzel insanlar buna nasıl tabi oluyor? Dine muhalefet yaptığı zaman demediği bir şey kalmadı ya. Peygamberimizin Risale-i Ahmedi inkar etti. Google'da var. Bakın. FETÖ'nün ezanı diye Google Evliyası'na yazın çıkar. Bir tane artist okuyor. Öyle de okunmaz ama. Yani bu kafasını gözünü kırdı. Yani ezan olalı öyle bir tahribatı ömründe görmemiş ezan. Ezan olalı. Ya dedim eğillerine oturdum, kalktım, telefon ettim. Benim duruşumu da bildikleri için gayet bana çekinmeden bilgilerini servis ettiler. Ta tepedeki adam veya kadın. Beni bildikleri için sitede. Benim bir şeyim değil. Nasıl aldandınız? Evet, dindeki bu açık emirler olduğu halde ben niye aldandım dedim. Buyur ablam dedim. Niye aldandın? Bak. Abi de var karı koca. FETÖ İsa biliniyor. Öyle tekine İsa Aleyhisselam. Çok korkunç iyi yaslanışının en dehşetlisi. 200 tane Kur'an-ı Kerim'in ayetini değiştirme yetkiliymiş. Onun için Kur'an'daki faizdir, tesettür ayetlerini değiştirmeye de yetkilidir. Öyle mi inanıyormuş onlar? Evet. Biz öyle inandığımız için hangi haramı helal dese, helal ve haram dese ve kendi ağzıyla bize özel dedi ki diyor, düşmanın silahıyla silahlanın hadisini şerh ederken diyor ki, düşmanları nasıl halt edeceksiniz? Ne gerekiyorsa yapmak bu hadisin şumuruna girer, caizdir diyor. Düşmanınızı ne ile yok edeceksiniz? Aldatmakla mı, fuhuşla mı, kumarla mı, adam öldürmeyle mi? Mesela 200 küsür kişi onun emriyle öldürüldü. Bu 15 Temmuz'da. 15 Temmuz 2016. Onun emriyle ihtilal. Bu Türk değil şeriatta, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bile öldürenden daha beter ceza alır azmettiren. Bu emir vermiş. Peki bir masumun
adam öldürmek, bir masum insan öldürse Kur'an-ı Kerim'e göre cezası nedir? Sonsuz cehennemliktir. Öyle demiyor mu? Ha. Şimdi dedim ya nasıl bu ayetleri de gördüğünüz an hala? Çünkü fetva İsa Aleyhisselam'dır ve 200 tane ayeti değiştirmeye yetkilidir. Sana Hazreti İsa da gelse gene eleyemez bir ayette. Tabii canım. Peygamber gelmiyor ki. Onu bilmiyor ki Emre. Yani İsa Aleyhisselam olsa dedim ki ben de. İsa Aleyhisselam diyelim ki o. Anne babası var vesaire. Çünkü annesi Yahudi olduğunu kendi imzası var. Rabbin oğlu Fethullah diyor. Almanya pasaportta vize alırken. Ya, Google'da var. Kendi yazısıyla. İtiraz etmiyor. Doğru yani. Yani annesinin Yahudi olduğunu. Peki Yahudi neslinden mi? Evet. Yahudiler nesil kadından devam eder. İslam'da nesil erkekten devam eder. Rabbin oğlu niye babasının ismini şey yapmadı? Rabbin oğlu Fethullah diye almaya müracaat ederken. Tamam mı? Yani 1975'te de 5000 lira. O zaman 5000 lira ne demek? CHP'ye bağış yapmış. O da resmi. Şimdi 200 tane ayeti değiştirmeye yetkiliymiş. 200 tane. Ondan dolayı hangi haram helal etse, haramı da helal saysa, caiz çünkü yetkilidir. Peki İsa gelince değiştirme etkisi var mıymış? Dinde yok. O böyle demiş. Çünkü bir kere kör oldun mu? Şey söyleyeyim size. İbrahim Hakkı Hazretleri vardı. Nereliydi bilen var mı? Erzurum. Neresinden? Hasankale. Sen Erzurumlu musun? Erzurum. Ondan biliyorsun. Tillo'dan, Siirt'ten İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ziyareti gelmişler. Erzurum'a İbrahim Hakkı Hazretleri'ni arıyorlar. Ara kimse tanımıyor. Hasankale'ye ulaşmışlar. Hasankale'de bile tanımıyorlar. En sonunda bulmuşlar. İbrahim Hakkı Hazretleri demişler ki efendim demiş Hasan Kaleliler seni tanımıyor demiş. Kimse tanımıyor. Niye der? İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki onlar Hasan Kaleli değil kör Kaleliler dedi. Kör Kaleliler. Kör. Allah kimseyi kör etmesin. Kur'an-ı Kerim'de ilk bir şey Kur'an-ı Kerim hulasası Fatiha atıyor. Değil mi usta? Filistesi diyor. Ha, burası demiyor. Filistesi. Fatiha'da Allah'ım ilmimi arttır demiyor. İhdine sırata müstakim. Değil mi? Hidayet üzerinde olan istikametini artır ve kayım kıl. İstikamet sadakattır. Ne demek? Teslim olmaktır. İslam'a teslim olmaktır. Ahmet Mehmet benim söylediğime de diyor. Ustad Bediüzzaman diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Edileşiri, kitap, sünnet, icma, kıyas. Benim söylediğimi mihenge vurduktan sonra bakır, altın çıkarsa febiya alınız. Bakır veya demir çıkarsa gıybeti arkasına, hakareti üstüne koyarak bana gönderiniz. Ustad öyle diyor. Mihenge vurmadan ben dedim diye almayınız. Bana bu derste bana kızacaklarına hakikaten kitapta böyle geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyorsa, peki adım atsan, kitaba göre adım atsan, sadakat olur kurtulursun. Niye bir bildiği var diyorsun, İslam'a zıt yaptırıldı. Faiz İslam'da var, banka kurulur. Mektup okuma adına kafanı aç, çıplak gezebilirsin, var. Adam öldürtme var, ne kadar faili cinayetler var. Gitti, hep ömrü billah, Ecevit'in partisine o ödevler gitmiş. Hep Ecevit'e vermişler. Biliyor muydunuz? Hep Ecevit'e vermişler. Bir dini cemaat da var onların dışında. Bu X. Bir de Y var. Şu anda hayatta. Nerede Müslümanlar bir olmuş? Onların aleyhinde. Her zaman. Onlar da faiz helal diyor. İsmini demeyin. Onlar da faize helal diyor. Nerede İslamlar bir olmuş? Müslümanlar bir olmuş? Hep aleyhinde. Her zaman ters oy beyan eder. Bir de o var. En az bunlar kadar tehlikeli. Ya. Bitireyim veya bitirdim şu cümle. Bunlara
bakan aldanmaz inşallah, dostlarından şüphelenip, ikide bir dostluğunu sorgulama, fakat dostun da dostluğuna şüphe getirecek şeyleri yapmayacak, yani Müslüman suizan etmez, son cümlemi okuyorum, bu cümle çok önemli, Müslüman suizan etmez, fakat suizana vesile olmaz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anha ile giderken Medine'de sokak lambası yok. Bir kısım sahabeye denk geliyor. Selam kelam ayrılıyorlar. Ayşe validemize diyor ki Peygamberimiz sen burada dur. Hemen onlara yetişiyor. Ya ashabım durun. Buyur ya Resulallah. Hemen tanıdılar. Bu diyor kadın siyah ya. Çarşaf zaten karanlık. Helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir demiş. Estağfurullah ya Resulallah sana suizan mı edecektik? Yani gece gece hani kadını götürüyor. Allah Resulü tarihi bir sözü söylüyor. Diyor ki Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Bunlar ben söyledimse suçsa sen bunları bana söylettirdiğin için sen 10 defa suçlusun. Müslüman suizan etmez ama ben suizan etmiyorum. Realitede bahsediyorum. Yani gizlide bahsetmiyorum, arka bahsetmiyorum. İkinci cümleyi söylüyorum. Bunu Sungur abiden duydum, rahmetliden. Ustad demiş bunu ona. Birincisi bir daha söyleyeyim. Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Şimdi Sungur abiden aldığım cümleyi okuyorum. Hüsnü zan, adem itimat. Elinden bırakma demiş. Hüsnü zan, adem itimat. Üstü zannedeceğiz ama itimat etmeyeceğiz. Yani hafla reca, recasız haf olmaz. İkisi beraber olacak. Hafsız reca, recasız haf. O atmayacağız. İkisi beraber. Üstü zannedeceğiz ama itimat etmeyeceğiz. Üstü zan, adem itimat. Elinden bırakma. Sungur demiş. Ustad. El Fatiha.